Abbas Güçlü Ural, MHP etnik siyasete karşı Siyasetin en sivri ve en renkli isimlerinden MHP Grup Başkan Vekili Oktay Ural, önceki gece Amasya Üniversitesi'nde genç bakışın konuğuydu. Ural, yine sert muhalefet yaptı ama iktidarın ulaştırma ve bankacılıktaki bazı icraatlarını başarı bulduğunda özellikle açıkladı. Hem öğrencilerin hem de ekran başındakilerin yoğun ilgi gösterdiği programdan işte bazı satır başları. Terör bitmişti ama 2002'de bitmiş bir terör bugün nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yol haritası sunacak kadar cesaretlendi ve güçlendi. 2002'de darmaduman olmuş bir terör vardı. Bunu ben değil 1998 tarihinde bugünkü Cumhurbaşkanımız söylüyor. Terör örgütü darmadağın oldu. Eğer eski haline gelmesini istemiyorsak bunu bir siyasi lider konumuna dönüştürmememiz gerekiyor diye. Şimdi soruyorum, İmralı'yı muhatap kabul eden, ha burada teröristleri karşılayan, Oslo'da müzakere masası kuran kim? Görüşme tutanakları açıklandı ama hepsi açıklanmadı. Birisi yayınlandı ama hiç içeriği tartışılıyor mu? Birisi yayınlandı ama hiç içeriği tartışılıyor mu? Üç mektup gönderildi. Bunların içinde ne var? Oslo'da protokole bağlanan ne varsa onlar var. Takke düştü, kel göründü. Arzu edilen şey şudur. Anayasada Türk milletine yapılan atıflar çıkartılacaktır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adı altında özellik talepleri karşılanacaktır ve genel af getirilecektir. Asıl Tehlike bu süreçte millete kalkıp sorsalar, anayasadan Türk milleti ibaresinin çıkarılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır der millet. Ama şöyle gelecek. Eğer bunu yapmazsak, analar ağlamaya devam edecek. Türklük kavramı bir etniklik değil bir sosyolojik varlıktır. Bu milletin adıdır. Bu coğrafyada oluşturduğumuz kültürün, tarihin, millet yapımızın adı Türk milletidir. Milleti etnik kimlikleri ayırarak tanımlamak milli duruştan uzaklaştırmak demektir ki bu emperyalizmin çok kültürlülük adı altındaki ideolojisidir. Türklük kavramı oluşturduğumuz medeniyetin, kültürün adıdır. Lahmacun kimin, kebap kimin, içli köfte kimin? Baklava kimin? Hepsi bizim. Kültür dediğimiz olgu etniklikten öte oluşturduğumuz medeniyetin bir adıdır. Nasıl ayırt edeceğiz? Asıl tehlike toplumun yaşadığı bu mutabakatı bozarak etnik kimliklere göre bir sistem oluşturmaktır. Biz arkadaşımızı, komşumuzu ayırmaya başlarsak işin sonu gelmez. Irak'ta, Suriye'de etnik ve mezheplere dayalı çatışmalar olmuyor mu? Allah korusun. Türkiye bir mozaik değil bir mermerdir. Bu milletin adı da Türk Milletidir. Hangi etnik gruptan olursa olsun. Ulaştırma Bakanlığı'm sırasında özellikle demir yollarına ağırlık veren Marmaray'ın ve Ankara-İstanbul hızlı tren hattının ihalelerini yapan benim. Bunların devam ettirilmesi yeni hatların açılmasını doğru buluyorum. Mesela bankacılık sistemiyle ilgili kuralların aynısının devam ettirilmesini doğru buluyorum. Tabii ki doğru bulduğumuz hususlarda eksik gördüğümüz hususlarda vardır. MHP olarak. Başkanlık sisteminin doğru olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'de bir eğitim sistem var ama eğitilmiş insan gücümüzü istihdam edecek bir eğitim politikası var mı? Yok. Öcalan'ın idam cezasını müebbet hapsi çeviren kanuna MHP hayır dedi. O dönem sadece MHP'nin red oyuna karşılık bu kanun geçti. Neye karşıyız? Biz MHP olarak etnik kimliklere dayalı bir siyaseti doğru bulmuyoruz. Milli kimlik ve milli kültürü esas alıyoruz. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt sorunu var demek için insanların arasındaki sosyal mesafenin kopmuş olması gerekir. Milletin bir vekili tutukluysa, milli irade tutuklu demektir. Bankamatik askerliği. Vicdani red denen hususu kabul etmiyoruz. Aslında bedelli askerliğin bankamatik askerliği şeklinde yapılmasını da kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası önündeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kaldırıldı. Böyle bir şey olur mu? Adımı nasıl silersin? Nasıl çıkartırsın? Neden rahatsız olunuyor ki? Türkiye Cumhuriyeti kelimesinden kim rahatsız olur? Bunu basın toplantısıyla sordum, daha cevap yok. Çok borçlandık. Bankacılığın, sigortacılığın, telekom sektörünün büyük bir kısmı yabancıların elinde. Dünyada böyle değil. 2002'de kullanılabilir gelirin %4'ü borç ve faize gidiyordu. Bugün %48'i gidiyor. 22 kat artmış. Yaptığım hesaplara göre AKP döneminde 595 milyar dolar kaynağımız erimiş. Açık öğretim öğrencilerinin bütünleme hakkı konusunu meclise getireceğim. Bu coğrafyada egemenliğimizi, kardeşliğimizi korumalıyız. Aramıza fitne fesat girmesin. Özetin özeti. MHP terör dışındaki konulara da ciddi anlamda kafa yormaya başlamış.